Arkadaşlar, evet sevgili arkadaşlar, sıralı bir şekilde okurken şimdi de çok güzel bir konuya denk geldik. Güzel bir hayat dersi. Hayat dersi kimden olursa olsun almak lazım arkadaşlar. Bizim gidip bu dersleri derlememiz lazım en güzel şekilde. Burada güzel bir hayat dersi var, ona bakacağız şimdi. Reading, Household Chores, Daily Activities. Evlilik rutin işler, günlük aktiviteler. Make your bed and change the world. Oh, ne ilginç değil mi arkadaşlar? Yatağını yap, hani yatağını düzenle, toparla, hani uyandıktan sonra yatağını yap anlamında. And change the world. Ve dünyayı değiştir. İlginç değil mi arkadaşlar? Ne alaka der gibi olabilirsiniz ama önyargılı olmadan bir bakalım hep beraber. Evet. Do you want to change your life and change the world to make it better? Place. Do you want to change your life and change the world? Dünyayı ve yaşamınızı değiştirmek istiyor musunuz? Do you want to change? Değiştirmek istiyor musun? Do you want to change? Değiştirmek istiyor musun? Dünyayı ve yaşamını. Life. Yaşamını ve dünyayı. Ne için? To make it better place. Daha iyi bir yer yapmak için. To make it better place. To make it better. Daha iyi yapmak için de diyebilirsiniz bu kadar kullanırsanız. Ama to make it better place, daha iyi bir yer yapmak için. Evet. Daha iyi bir yer yapmak için. Evet. Bu kalıplara dikkat arkadaşlar. William McRuen is an admiral. Evet. Bir amiralmış arkadaşlar William Bey. In the United States Navy. Evet. Birleşmiş Milletler Donanması'nda bir amiral bu beyefendi. And he has some good ideas. Ve onun biraz birkaç tane güzel fikri varmış. Fikri, idea, about how to do this. Bunu nasıl yapılacağına dair, dünyayı ve kendini nasıl daha iyi yapacağına dair birkaç tane güzel fikri varmış. Evet, has some good ideas about how to do this. Evet, bunu nasıl yapılacağına dair güzel bir fikri varmış. Bu kalıplara dikkat, how to do this sanki soru kalıbı gibi ama ne oluyor? Nasıl yapılacağına dair diye çevriliyor. He says, don't be afraid to try new things and difficult. He says, der ki, o diyor ki diyor, don't be afraid, korkmayın. Neyden korkmayalım? To try new things, yeni şeyler denemekten, that are difficult, zor olan that are. Bu that, bu yeni şeyleri, that ile beraber bu yeni şeyleri ne yapıyor? Açıklıyor. Yani nasıl yeni şeyler? Zor olan yeni şeyleri denemekten korkmayın. Also, bir de, he says never give up. Ya bir de diyormuş ki asla vazgeçmeyin. Pes etmeyin, vazgeçmeyin. Tamam. O da güzel. Değil mi arkadaşlar? Never quit. Asla. Yani iptal etme. Bırakma. Quit. Mesela quit cigarette. Sigarayı bırakmak. Asla bırakmayın. When something is difficult. Bir şey güç olduğunda asla bırakmayın, terk etmeyin. Many people agree that these are very good ideas. Birçok insan aynı fikirde ki fikirde neyin aynı fikrinde? That bu söylenen şeylerin güzel olduğunu ne yapıyor? Aynı fikir. Güzel olduğuna aynı fikir. Fakat Admiral McRuven Amiral McRuven also has another idea. Onun bir de daha başka, daha farklı bir fikri daha varmış. His idea is onun fikri, by onun fikri, her bayan onun fikri, his by onun fikri, neymiş? Is very different. Çok farklıymış. Zor değil, çok farklı değil mi arkadaşlar? Difficult. Zor, different, farklı. His idea is very different. Çok farklı. He says that you must make your bed. Diyormuş ki, dermiş ki yatağınızı yapmalısınız her sabah. Dünyayı değiştirmek için. To change world. Dünyayı değiştirmek için her sabah yatağınızı yapmalısınız diyor. Çok orijinal bir fikir değil mi arkadaşlar? He says that you must make your bed every morning, her sabah, to change the world. Dünyayı değiştirmek için her sabah yatağınızı yapmalısınız. Şimdi all morning olsaydı sabahleyin tüm hani tüm sabah yani sabah komple kapsayan anlamda ama every morning her Allah'ın sabahı gibi oluyor değil mi arkadaşlar? He gives the reasons for this. Bunun için bazı gerekçeler öne sürüyormuş, veriyormuş. First, ilkin.
After you make your bed, you will want to more work and more than more work. Evet, çok mantıklı arkadaşlar. Çok güzel, çok mantıklı. If you make your bed, eğer diyor yatağınızı yaparsanız diyor, eğer diyor yatağınızı yaparsanız, you will want to do more work. Daha fazla iş yapmak isteyeceksiniz ve sonra ve o zaman yine daha fazla ve daha fazla ve daha fazla. Yani gittikçe daha da iş yapmak isteyeceksiniz. Çünkü sabah bir kendinizi üzerinizden bir uyuşukluğu atmış oluyorsunuz. Bir işle başlıyorsunuz. Ufak da olsa domino taşı etkisi yapıyor. Çok mantıklı. And then more work. Ve yine daha da fazlasını. Daha fazla iş. This is important because bu önemli çünkü you must do lots of work when you want to change the world. Bu önemli çünkü birçok iş yapmak zorundasınız. Niçin? Eğer dünyayı değiştirmek istiyorsanız, iyi bir yere haline getirmek istiyorsanız. Second, ikinci olarak, sometimes work or school is not easy. Bazen iş veya okul kolay değildir. And ve you will feel bad ve kötü hissedersiniz, hissedeceksiniz. Evet, bunda da garanti yani. Kötü hissedeceksiniz arkadaşlar, değil mi? Hissettiğimiz oluyor. But when you come home, fakat eve geldiğinizde and see a beautiful bed ve güzel bir yatak gördüğünüzde you will feel happy. İyi, kendinizi iyi hissedeceksiniz. Then, o zaman when you are happy, mutlu. Neden iyi hissedeceksiniz arkadaşlar? Çünkü doğanıklık değil, düzgünlük olacak, değil mi? Then, when you are happy, mutlu olduğunuzda, you will not be afraid to try difficult things tomorrow. Mutlu olduğunuzda, yarın, zor şeyleri denemekten korkmayacaksınız. You will not be afraid, korkmayacaksınız. Neden? To try denemekten. Neyi? Difficult things tomorrow. Zor şeyleri, yarın zor şeyleri denemekten çekinmeyeceksiniz. Tomorrow, yarın you will go back to work and school and feel great. Okula geri döneceksiniz, okula veya işe geri döneceksiniz ve harika hissedeceksiniz. Make your bed every day. Her gün yatağınızı yapın. Says Admiral McRaven. Admiral, yani Amiral McRaven böyle diyormuş. And you can change your life and change the world. Ve böylece yaşamınızı değiştirebilir ve dünyanızı ve yaşamınızı değiştirebilirsiniz. Ne kadar isabetli, ne kadar güzel bir şey arkadaşlar, değil mi? Ne kadar güzel bir analiz. Böylece İngilizce pratik yaparak da içerik olarak da güzel bir şeyle beslenmiş olduk. Bir hayat tecrübesi. Tabii kendisi orduda olduğu için arkadaşlar, normalde işte diğer çalışanlara belki de yaptırma yetkisine sahip ama bu konuda güzel bir şey geliştirmiş. Kalkar kalkmaz yani bir pratiklikle uyandığınız zaman ufak da olsa bir iğne işi de olsa domino taşı etkisi yapıyor. O onu doğuruyor, o onu doğuruyor, o iş, o aşkı şevki doğuruyor derken vesaire vesaire. Evet, çarpıcı bir güzel bir konuydu. İçerik olarak da cümle kalıpları olarak da çok güzeldi arkadaşlar. Sizlerin açısından tavsiyem, isterseniz videonun altındaki linkten gidin, bu başlığı bulun web sitesinden, All Things Topics, ve ister çıktı alın ister bilgisayar üzerinde çalışın, sadece bir kez okuyup geçmekle yetinmeyin derim. Ama isteyenler seri halinde İngilizce Türkçe okuma serimizi tamamlayabilirler, o da harika olur. Evet arkadaşlar, bir sonraki hafta görüşmek üzere.